Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere meşhur olan sarı göbekli işlemcileri işleyeceğiz. Şimdi bu ürünler arkadaşlar eski server kartlarındaki işlemci yuvalarından çıkar. Bunları eski server falan bulursanız öyle temin edebilirsiniz. Şöyle gösterelim size işlemcilerimizi, daha yakından bakın arkadaşlar. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar saf altındır bu arada. Bunlara bazı arkadaşlar bakır diyor. Siz bakır demeye devam edin. Biz bundan malı götürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ürünlerin bağlantı noktaları saf altın olduğu için birbirine bazı asitler bunlara işlemiyor. Bunları yakarak pinlerini ayırıp özellikle orta göbek kısmını ayırarak işlemlere tabi tutabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim nasıl yakaladığını ve ortasındaki saf altın telleri. Şimdi detaylı bir şekilde gösterelim size. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi işlemcilerimizin mikroçip işlemcisine kadar sizlere gösterdik. Bunları ister kırarak ister yakarak bizim yaptığımız şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi tekrardan size şöyle bir göstereyim nasıl kırıldığını. Hani basit bir şekilde siz de bunları kırın. Sonrasında asitleme işlemine geçebiliriz. Şöyle koyalım. Şöyle bir çekiç yardımıyla arkadaşlar, bir iki seferde şu şekilde tuzla buz hale geliyor ve orta göbeği de çıkıyor arkadaşlar. Hani ısıyla da yapabilirsiniz, bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, her şeyimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi cam beherimize dolduruyoruz ürünlerimizi. Ne yapacağız buna? Direkt Aqua Regia, yani kral suyu uygulaması yapacağız arkadaşlar. Madenimizi kral suyu uygulamasıyla çıkarmaya çalışacağız. Şunu bir şöyle koyalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cam beherimiz, her şeyimiz. Şimdi bunun üzerine 3'te 1 oranda kral suyu uygulamasını yaparaktan madenimizi çıkartacağız ve sonunda altınımızı elimize alacağız. Evet arkadaşlar, asitimizi kaynattık, şöyle bir şey oldu. Şimdi biz bunu filtre yardımıyla süzüp madenimizi temiz bir şekilde çökerteceğiz. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Hunimizden yavaş bir şekilde süzüyoruz. Evet, kral suyumuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi kral suyumuzu çökertme işlemine geçiyoruz. Çökertme yapmadan önce ilk olarak asitimizi nötralize etmek için teknik üre kullanıyoruz. Teknik üreyi asitimize atacağız, asiti nötralize edeceğiz. Evet, şimdi teknik üremizi bir atalım. Teknik üremizi, kral suyumuzu nötralize etmek için atıyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde, azar azar. Evet, çok fazla tepkimemiz yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, görüyorsunuz hala asitik. Ve birazcık köpürmeye başladı. Üremiz içinde eriyecek. Ne yapıyoruz? Cam çubukla karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi asitimiz biraz yeşildi, sarıya doğru döndü. Üremizi, teknik üremizi attık arkadaşlar. Şimdi karıştırdık.
eridi tamamen. Şimdilik ne yapıyoruz? Çökertici ilacımız olan hidrazin hidrat. Bir numaralı çökertici, altın çökertici olarak bunu kullanabilirsiniz. Başka ürünleri demir sülfattır, metabisülfittir arkadaşlar. Hiç şey yapmayın, adamlar üretmiş, adamlar bunu bize kullanmamız için ayağımıza kadar getirmiş. Bunu kullanıyoruz. Ne kadar atıyoruz? Bir kapak yeterli. Evet, hidrazinimizi şimdi kral suyumuzun üzerine atacağız. Şöyle yakından gösterelim bunu. Evet, hidrazinimizi yavaş bir şekilde kral suyumuza boşaltıyoruz. Oo. Şöyle üfleyelim. Evet, şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı göbekli işlemcilerimizden altın madenini çıkardık. Bundaki oranlar arkadaşlar yüksektir. Hurdalıklardan bulabilirseniz değerlendirin bunları. Evet, gördüğünüz gibi saf maden olduğu için arkadaşlar BGA çiplerde olduğu gibi direkt kahverengi olarak çöker. Çamur gibi çöker. Biraz fazla karıştırın. Çözünmesi daha kolay olur. Evet, şimdi kral suyumuzu çökerttik. Bu yaklaşık birkaç saat, bir 4-5 saat bırakın bunu. Tamamen çöksün. Çöktükten sonra süzme işlemini yapıp erime işlemine geçiş yapabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi işlemlerimiz hiç de zor değil. Geri dönüşümse yaptığımız iş şehir madenciliği. Ufak beher ve ekipmanımızla, tabii ki güvenlik önlemlerinizi alaraktan bu işlemleri yapın. Asit kullanırken gözlüğünüzü takın. Gerekirse maske takın ama muhakkak açık alanda yapın. Açık alanda yaptığınız için arkadaşlar herhangi bir yani çok da bir etkiye maruz kalmazsınız. Güvenlik önlemlerinizi alın. Bu kadar basit bir işlem. Yani herkes kendi madenini kendi yapabilir. Bütün ürünleri de işleyebilirsiniz. Çipli ürünler, kaplamalı ürünler. Biz kaplamalı ürün işledik ve madenimizi çökerttik. Şimdi madenimiz çöksün tamamen. Süzelim, yıkayalım, kurutalım ve erime işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz çöktü, madenimiz. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz bakırlı. O kadar olacak. Direkt kral suyu yapmıştık. Şimdi bunu süzme işlemini yapıyoruz. Dibinde arkadaşlar çamurumuz. Madenimiz ağır olduğu için, altın kütle olarak ağır olduğu için daima dipte kalır arkadaşlar. Dipte kalan çamurumuzu asitten arındırmak için de kaynar suyla, bol kaynar suyla yıkamasını yapıyoruz. Şöyle dökelim. Ve tekrar cam beherimize süzüyoruz. Bakın maden gene altta kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu işlemi 3-4 defa yaparsanız kurutma işleminde asit tamamen gitmiş olur. Ve koku herhangi bir şey olmaz. Bir daha yıkıyoruz. Şöyle gösterelim kameramıza. Şöyle görüyorsunuz. Kaynar suyumuzu döküyoruz. Maden daima altta kalıyor. Çamur gibi. Arkadaşlar bazı ürünler kum gibi olur. Bazı ürünler çamur gibi olur. Saf altın olan ürünler çamur gibi çöker. Kaplamalı ürünler kum gibi çökebilir. Evet arkadaşlar, şimdi eritme işlemine geldik. En güzel bölüm burası. Yani göreceğimiz en güzel olayın bittiği nokta burası. Şöyle göstereyim, toprağımız burada. Şimdi arkadaşlar eritme işlemini bu tür kamp ateşleriyle yapabilirsiniz. Şimdi eritmeden önce arkadaşlar kullanacağınız ürün boraks. İnternette bulabilirsiniz bunları. Şimdi boraksımızı bir tutam tuz alır gibi ürünümüzün üzerine boşaltıyoruz. Şöyle hafifçe boşaltıyoruz. Biraz daha atalım. Evet. Boraks arkadaşlar, unutmayın, eritme işlemi yaparken boraks kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz pürmüzümüzle eritme işlemine başlayalım. Şöyle
Bu arada arkadaşlar bu bitmiş. Bunu atıyoruz. Şimdi bize asıl pürmüzümüzle eritmeye başlıyoruz. Arkadaşlar madenimizi oluşturduk. Yaklaşık 5 gramlık bir maden elde ettik. Sarı göbekli işlemci modellerinde. Bu ürünlerin oranları yüksek ürünlerdir. Altın miktarı da yüksektir. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz işlemler çok zor işlemler değil. Basit bir şekilde madenimizi üretip bunu saf hale getirebiliyoruz. Bizlere ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar telefon numaralarımız zaten mevcut. Bizlere telefon numaralarımızdan, WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Kimyasal için, hurda için, eğitim için bütün istediğiniz soruları bizlere sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.